Merhaba, ben Barış Muslu. Beyin Dedektifine hoş geldiniz. Efendim, bazen geçmişte yaşadığınız tek bir olay hayatınızı ve beyninizi ne yazık ki negatif yönde değiştirebilir. Eğer o olayı geri dönerek çalışıp oradaki duyguları bir şekilde deşarj edebilirsek de hayatınız yeniden mucizeye dönüşebilir. Efendim, bugün stüdyoda çok ünlü bir konuğumuz var. Tuba Özay'ı hepiniz tanıyorsunuz. Çok yönlü bir sanatçı. Oyunculuğuyla, mankenliğiyle, hatta şarkıcılığıyla. Şu an o burada. Bazı travmalar var. Hatta o travmalarını da hepimiz şahit olduk. Bir travması hatta beni de zamanında çok etkilemişti. Yine şu an stüdyomuzda uzman klinik psikoloğumuz Ece Söğütçü bizlerle beraber. Bence sizin de çok iyi hatırladığınız bir travması var. Oraları çok konuşacağız. Başka olayları da var. Merak ettiğiniz çok soru var. Bence çok güzel bir program olacak. Efendim, hazırsanız Beyin Dedektifi başlıyor. Beyin Dedektifine bu hafta ünlü manken, oyuncu, şarkıcı Tuğba Özay konuk oluyor. Bir trafik kazası geçirmiştik örneğin. O zaman 15 yaşındaydım. Çok korkunçtu. Ailece ölümden döndükleri trafik kazasında neler yaşadı? O kazada annemi de babamı da hayatını kurtaran ben oldum. Yolun ortasına baktığımda babam yolun ortasında ölü gibi yatıyordu. Annemi de bulmaları çok zor olurdu çünkü arabadan bayağı uzağa fırlamış annem. Tuğba Özay 2007 yılında cezaevine nasıl girdi, hapishanede neler yaşadı? Bir anda böyle bir yangınla gündeme geliyor ve sonrasında da hiç hak etmediği bir şekilde hapse giriyor. İtibarımla oynanıyor. Hiç olmadığım şekillerde kamuoyunda yansıtılıyorum. Manavgat yangını sırasındaki korku dolu anlarda neler yaşadı? Çektiği video sonrası gelen tepkilere ne diyor? Cimliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur, ne olur sesimizi duyurun. Orada işte sinir krizi geçiriyorum, ağlıyorum. Tuğba, Tuğba diye ve beni hemen hastaneye kaldırdılar. Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Hanım, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuğba Hanım, zaten sizi tanıyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye sizlerle böyle o yılları geçirdi. Daha sonra devam etti. Yani ben kendim bildiğim bileli neredeyse varsınız. Böyle zaten yaşıt sayılırız. Bu arada yaşınızı söylemek, pardon, benden küçüksünüz de. 22 ben. Evet, doğru. Aramızda bir yaş var. ben de 23'üm. Bu... O yüzden böyle çocukluğunuzu çok sormuyorum. Sizi tanıyoruz. Önce şey soralım, boyunuzu sorayım ben sizin. Boyum? Evet. 1.82. Evet, bir de topuklu giyince böyle. 1.90 oluyorum. Ama ondan önce İstanbul'da doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Avrupa'yı, Anadolu yakası çevresinde. Güzel Çiftel bir... Uzar. Hani şey, bir tabir var ya, cadde çocuğuyuz diye. Bağdat Caddesi'nde büyüdüm. Çiftel Uzar. Ve aslında... İyi bir çocukluk geçirdiniz herhalde. Yani evet. Çok anne babanız sağ. Annem babam eğitimci, evet, sağlar. Hı-hı. Eğitimci, yazar ve siyaset bilimci babam aynı zamanda. Tek çocuğum ve tabii eğitimci oldukları için ve çocukların eğitimi üzerine de ihtisasları olduğu için beni güzel yetiştirdiklerini düşünüyorum. Peki disiplinli şeyde... bir yetişme söz konusu mu, yoksa böyle biraz genelde ondan da korkabiliriz? Yani disiplin şöyle, hani korkutarak değil, öğreterek bir disiplin. Ve baskı var mıydı? Hayır, asla baskı yok. Şöyle söyleyeyim, tanıdığım bazı eğitimci çocukları, özellikle babaları, anneleri, öğretmen olan çocuklar, daha ne diyelim, iddialı anne babanın çocukları olarak biraz üzerlerinde daha bir hadi başarılı ol, başarılı ol gibi bir baskı olabiliyor. Yok, şey şöyleydi Barış Bey. Ben tabii tek çocuk olduğum için bütün ilgi benim üzerimeydi. Bir de ben annemin yanında çanta gibi hep okula giderdim. Kundaklığımdan beri hep okullarda yetiştim. 4 yaşında okuma yazmayı kendi kendime söktüm mesela. Ve 6 yaşında ilkokul 2. sınıftan başladım. Yani 1. sınıfı da okutmadılar buna o yıllarda. Çünkü okuma yazma biliyordunuz herhalde. Evet, 4 yaşında okuma yazma öğrenmiştim. 6 yaşında da kendi yaşıtlarımın... yani yaşıtlarımdan üstteydim.
Ve direkt ikinci sınıfla başlamıştım ama çok yönlü bir çocuk olarak yetiştirdiler beni. Ya ben tiyatro kursuna da gidiyordum, bale kursuna da gidiyordum, işte yaz okullarına gidiyordum. Sporculuk geçmişimde işte yüzme de vardı, voleybol da vardı. Dalış eğitimi de alıyordum. Peki 20 yaşına kadar diyelim, yani bu çocukluk değil ama gençliği de kapsıyor. Hayatınızda böyle 5 saniye, 5 dakika, 5 saat keşke şu anı yaşamasaydım dediğiniz bir olay oldu mu? Ya anlık bir şey, böyle çok büyük geçmişi, geleceği olmayabilir ama anlık, yani okulda mesela bir gün bir şey oldu ve bir yerden düştüm, kafamı şuraya çarptım ve bayıldım falan, yani bu da olabilir. Ya da okulda yok, yaşanan bir olay olabilir. Ailece bir trafik kazası geçirmiştik örneğin. O zaman 15 yaşındaydım. Çok korkunçtu. O çok, yani... Ne oldu? Nasıl oldu? Babaannemi kaybettikten sonra, bir de arkasından amcamı kaybettikten sonra babam tabii çok aşırı duygusal bir sürece girmişti. O süreçte arka arkaya trafik kazaları geçirdi babam. Bir tanesinde de ailece, işte üçümüz beraberdik. O kazada annemin de babamın da hayatını kurtaran ben oldum. Çünkü babam yolun ortasına düşmüştü, Fatih Sultan Mehmet, yani ikinci köprüde. Ve göz gözü görmüyor, kış tipi var. Arabadan fırlayarak evet, mı? Evet, babam arabadan fırlamış yolun ortasına. Annem... Bu köprüde mi yoksa çevre yolunda mı? Köprü yolunda. Köprü yolunda mı? Üzerinde yolunda. Değil. Yok, daha üzerine ama gelmeye az kala. Nasıl oldu bu? Babam o gün çok duygusal bir günündeydi. Babaannemin de ölüm yıl dönümüydü. Tabii babamın bir üzüntüsü de ablasını da 32 yaşında trafik kazasında kaybetmiş olması. Aslında bu büyük travmaları babam yaşamış ama işte bize de ister istemez sirayet ediyor. Aslında babam gelseydi programa. ve o gece hem babaannemin ölüm yıldönümü, hem halamın yaş günü, böyle enteresan da rakamsal olarak da bir denklemler var. O üzüntüyle işte bizi dışarı çıkarmak istedi, biraz arabayla gezmek istedi, çıktık. Zaten bir yarım saat sonra falan işte çok büyük bir trafik kazası geçirdik. Orada annem 8 ay hastanede yattı. Leğen kemiği kırıldı, babam iç kanama geçirdi. Bu da travma gerçekten. Benim örneğin özellikle bugünlere yansıyan çok ciddi boyun ağrım var. Çünkü o trafik kazasında boynum çatlamıştı. Yani kırılmasına çok az kalmış. Mucize eseri kurtuldum yani. Ben arabanın içinde sıkışmıştım. Annemle babam, dediğim gibi biri su arkı başka var. Başka bir araba var mıydı oraya bu kazanın fırlıyor içinde, yoksa yok, hayır, tek başınasınız? Biz araba kontrolden çıkıyor. Evet. Çok da tipi vardı zaten. Şubat ayıydı. Havada kötüydü yani. Biz kayarak falan mı oldu? Biz önce anımsadığım trotuarlara böyle sürte sürte gittik. Böyle alevler çıkıyordu. Bir tırın altına girdik. Oradan araba dönerek tepeye çıktı ve tepeden yuvarlanarak ters bir şekilde yola düştük. En son yolda kaldınız yani. En son evet. Ve arabalar geliyor. Araba ters bir şekilde. Ve arabaların geliyorlar. Orada ve, işte şöyle bir şey oldu Barış Beyciğim. Ben gözümü açtım. Hani filmler bazen insanın bilinçaltına iyi şeyler de yükleyebiliyor. Araba patlayabilir. Hani benzin mesela. Düşüncesiyle ben arabadan çıktım ama annemle babama baktım da ikisi de arabada yoktu zaten. Ve arabadan zor bela çıktım. Tek başınıza çıktınız. Tek başımaydım ve yolun ortasına baktığımda babam yolun ortasında böyle, Allah korusun. İşte bunlar travma, çok şey ölü değil. Ölü gibi yatıyordu. Evet. Hatta Adnan Kahveci, ünlü tabii bir siyasetçi, bilirsiniz. Onlar da bir kazada, Allah rahmet eylesin, kazada vefat etmişlerdi. Onların vefat ettiği döneme denk gelmişti bizim kazamızda. Babama baktığım zaman Adnan Kahveci zannettim. Böyle bakıyorum ama hayal meyal böyle acayip bir durumdayım.
Sonra baktım ki babam, çünkü kaza yapmadan 2-3 dakika önce kıyafetlerle ilgili konuşuyorduk babamla. Ben kot pantolon giymişim, deri ceket giymişim. Aynı tarz babamda. Sonra bir baktım abi, kıyafetler geldi gözümün önüne. O konuşma bir an, bir acayip saniyelerle oluyor bütün bunlar ve karşıdan bir tır geliyor. Tabii göz gözü görmüyor yani i̇şte gece o, zaten. Aynen öyle. Arabaya da çarpabilir, tabii, babaya da çarpabilir. Ve o anda yaşadığım olay şuydu. Babamın, ben ağlamayacaktım. Babamın üzerine böyle kapaklandım. Hani artık ne olursa olsun, çünkü babamı çekemiyorum. Öyle bir gücüm yok. 15 yaşındayım ve babam hareketsiz. Ve tırın böyle o siren sesi, korna sesi, öyle acayip, hani tırların vardır ya böyle çok güçlü ses, korna sesleri. Onu duydum, böyle yaptım ama durur mu duramaz mı bilemedim. Sadece babamın üzerine kapaklandığımı anımsıyorum ki hani o anda artık ne olacaksa olacak. Aslında biraz yani böyle gerçekten feda etmişsiniz, evet, kendinizi. Wow. Ben yapı olarak da öyle bir insanım. Gözüm görmez yani, sevdiğim için, sevdiklerim için. Hiç tanımadığım bir insan da olabilir bu anda ihtiyacı olan. Düşünmem yani. Artık ne olacaksa olur. Sonra işte arabalar falan durdu. Bizi bir arabaya bindirdiler. Orada anneniz ne durumda? Annem orada bir su arkları var ya hani yanlarda. Aha. Böyle. Oraya düşmüş. Annemi bulana kadar bayağı uğraştılar. Zaten ben, o sırada çünkü, anneyi göremiyorsunuz. Tabii göremiyoruz. Annem de zaten, o da baygın bir şekilde. O arkın içinde bulmuşlar annemi de. Ama ben söylemesem babamla bizi arabaya alıp gideceklerdi. Yani hastaneye götüreceklerdi. Ben söyledim, annem de var, annem de var diye. Allah'tan ben kendime gelmişim yani. Ben de baygın olsam gitti. Bu arada babanızın üzerinden bir şey geçer anne, zaten yani. Tabii yani kaçınılmaz son. Annem de o yağmur, kar böyle tipi diyorum ya, sulu kar yağıyor. Gecenin bir vakti annemi de bulmaları çok zor olurdu. Çünkü arabadan bayağı uzağa fırlamış annem. Tabii çok büyük bir kaza. Demek ki o ilk dönme anında ya da işte çarpmanın şiddetiyle arka kapıdan uçtu gitti. Yani çok zor süreçlerdi tabii bunlar. Yani büyük yaralar verdi, büyük acılar yaşandı. Ama ben hep yaşadığım bütün acılarla yüzleşmiş ve onların o dönemde acısını çekip sonrasında da kabullenmiş bir insanım. Yani şimdi o noktaya biz niye geldik? Neden o arabaya o şekilde binildi? Neden yola çıkıldı? İşte aslında bunlar da hep travmaların sonuçlarıydı yani. İşte babamın yaşadığı travma bizleri etkiledi. Sonrasında hep birlikte daha büyük bir travma yaşadık. Annenizin sağlığı nasıl devam etti? Annemin leğen kemiği kırılmıştı. 8 ay falan dediniz ya, 8 ay. Evet, yani çok büyük sıkıntı yaşadık. Şu an nasıl? Şu an çok şükür iyi. Yani herhangi bir annem babam iyiler. Allah uzun ömür versin. Bu arada bak, nereden nereye anlattığınız şey sanki her şey yolunda gidiyormuş, her şey, ki ailede bir kavga yok, herkes mutlu, eğitimci, ama bir gün bir gecede çok şey değişebiliyor. Tabii. Açıkçası belki herkes açık konuşuyor. İşte benim halam 32 yaşında sevdiği adamla trafik kazasında vefat ediyor. Birlikte. Evet, birlikte vefat ediyorlar. Ve işte halamın yaş gününde de onları zaten düşündüğü andığı için moral bozuk babam da gecenin bir vakti biz yola çıkıyoruz yani. Ve biz kaza yapıyoruz bu sefer. Bu arada o çok moral bozukken çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Benim de bütün kazalarım varsa ufak derken o zamandan beri hiç öyle şeyim olmadı ama hep moral bozuk olduğu zamanlarda insan gerçekten dikkatini yitiriyor. Kesinlikle. Çok dikkatli olmak lazım, onu şimdiden söylemek gerekir. Peki biraz daha yeni zamanlara gelin. Bak, o 20 yaşına kadar bir şey var mı derken, ben daha çok bir şey çıkmayacak diye beklerken çok önemli bir şey. Çok önemli. Her şey normale dönse de bence sizde hala belki psikolojik etkilerin olabileceği bir gece ve sonrasını yaşamışsınız. Bence çok önemli. Sen de zaten bak. Aslında bu çok büyük bir tehlike. Yani orada aslında daha önce de duyduğunuz bir kaza var, Adnan Bey'in yaşadığı kaza. O aklınıza geliyor, babanıza bakıyorsunuz ve orada hareketsiz yatıyor. Çok büyük bir şok. Yani orada bir şey yapmam lazım. Babamı kurtarmam lazım var aslında. Kendi hayatınızı bile görmüyorsunuz. Bir de babaya da, ya anneme de düşkünüm ama
dediğim gibi genelde hani baba kız ilişkileri biraz daha farklı olur ya. Bende de öyle ve benim hayatta en korktuğum şeylerden biri eğer ki matematiksel olarak maalesef ki hani eğer önce gidilecekse annem babam yani yaş itibariyle ama bunu söylemesi bile zor zaten söyleyemiyorum da farkındaysanız. Hani başka bir durum olmazsa hani ben önce gitmezsem evet ama hep böyle bir şeyim var yani korkum var ailemi kaybetmek. Sevdiklerimi kaybetmek, evet, ailemi sevdiklerimi kaybetmek. Evet sevdiklerimi kaybetmek o benim için. Büyük şu an yaşları kaç bu arada? 67. 66 annem, 67 babam. Allah uzun ömürler versin ikisine de. Amin. Mutlu mutlu, sağlıklı sağlıklı. Umarım çok uzun seneler beraber yaşarsınız. Umarım. Zaten birçok insanın ortak travması sevdiklerini kaybetmesi. Sen erken gitmiyorsan illaki sevdiğini kaybediyorsun yani. Evet. Ve sıralı oluyor. Bu bir dünya gerçeği. Hepimiz de buraya böyle bir zamana doğru gidiyoruz. Ben çocukluğumdan beri annemle babamın böyle yaşlarını hesap edip ya ortalama 80 şu kadar kaldı falan diye. Bence bunu herkes ay kendi ben adına... de yapıyorum onu. Çok fena bir şey. Hepimiz yapıyoruzdur ya. Ya. Sevdiğim bir insanın yani ortalama 80'e vurup şu kadar zaman kaldı ya diye dur böyle. Dur diyorum biraz daha. Mesela genetiğe bakıyorum. Annemin de babamın da aileleri hep böyle uzun ömürlü. Yani babaannem, anneannem, dedelerim falan. Hani genetik olarak baktığım zaman aa diyorum daha var, daha var yapıyorum böyle kendimce. Hani bir 90'lar falan, hani 90'ları görürler falan diyorum. Aa, tamam diyorum 20-30 yıl vardı yapıyorum. Bu, demek ki bu hesabı içimizi rahatlatıyoruz aslında. Hepimiz yapıyoruz. Benim babam 80'i geçti bu arada. Yani ay maşallah. O yüzden yani biz artık normal hesaba göre artık ama yani tabii ki asla böyle bir şey kabul etmem. Allah ona da uzun ömürler versin canım tabii babam. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim şimdi dönelim. Daha yeni zamanlara. Aslında sizin böyle başınızı ben sizi böyle çok yönlü olarak tanıyorum. İşte özellikle mankenlik geçmişi daha sonra biraz siyaset tarafınızı hatta hatırlıyorum. Bak ben daha çok medyayı takip ettiğim dönemleri hatırlıyorum. Sonra şimdi mankenlik dönemi zaten genelde belli bir yaşa kadar devam ediyor. Hayatınızda yaşadığınız travmalardan aklıma gelen bir yangın olayı var. Bir sanki böyle bir siz bence yani konuyu bilmediğim ama böyle bir hukuksal bir durum olduğunu hatırlıyorum. O sizi çok evet. Yaraladı mı? 2007 tabii. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Demin de dediğim gibi aşk acısı veyahut da işte böyle bir trafik kazası ailenden, akrabalarından, dostlarından, sevdiklerinin kaybı, onların acısı vesaire. Bir şekilde insan özellikle yaş ilerledikçe, olgunlaştıkça, hayatı daha deneyimledikçe ve ruhani olarak da kendi iç dünyasında bir takım şeyleri çözdükçe hayata daha farklı, daha güçlü bakabiliyor. O yüzden evet çocukluğumdan beri hani evet bir trafik kazasını anlattım ama muhakkak ki bir sürü şeyler de vardır. Var. Sadece ben onlarla yüzleşmiş, kabul etmiş ve bertaraf etmişim. Ama hazmedemediğim bir takım şeyler var hayatımda. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında hapishaneye girdim. O dönemde de biz yine bir yangın felaketi yaşamıştık. Yine Antalya'da. Ve yine çiftliğimiz son anda kurtuldu. Çok ağlamıştım. Çok üzülmüştüm. Hem doğanın katlolmasına hem de tabii ki onca zaman emek verdiğimiz şeyleri kaybetmiş olmaktan dolayı. Ve tabii yaşım da daha 20'li yaşlardayım.
çok öfkeli bir şekilde konuşmuştum basına karşı. Yani içimde ne varsa o anda döktüm. Ve tabii ki bu konuşmalarım biraz da o dönemde görevde olan siyasi bir kimliğiydi. Sonrasında basın aracılığıyla onlardan bana, benden onlara falan böyle bir atışmanın içinde buldum kendimi. Ve bir ay sonrasında da esasında ilgim olmayan bir şeyin içerisine dahil edilip hapse girdim. 5,5 ay hapis yattım. Tabii ki bu da çok ciddi bir travmaydı. Özellikle o dönem için. Çünkü her gün böyle kelebekler gibi uçuyorum, özgürüm. Her gün bir şehirdeyim, 2-3 şehirdeyim hatta. Çok yoğun çalışıyorum. Türkiye'nin en çok, en çok çalışan top modeli bendim. Sadece modellik de yapmıyordum. Hele ki o sene 2 ayrı büyük televizyon kanalında televizyon programları yapıyorum. Dizi filmler, tiyatrolar, reklam kampanyaları. Yani her yerdeyim. Çok şükür yine öyle ama o dönemki koşullar çok daha farklı ve güzeldi de. Ortam da daha güzeldi yani. Sektördeki ortam da daha güzeldi. Ve öylesine özgür, çalışan bir kız bir anda böyle bir yangınla gündeme geliyor. Ve sonrasında da hiç hak etmediği bir şekilde hapse giriyor. Ve bir sürü yalanlar, iftiralar yazılıyor, çiziliyor. Çok acayip süreçlerdi bunlar. İtibarımla oynanıyor. Hiç olmadığım şekillerde kamuoyunda yansıtılıyorum. Hak ettim mi? Asla hak etmedim. Asla. Zaten bunun hak edişi falan olamaz yani. Böyle kızgınlığınız var o zaman bence bununla ilgili. Bir insan hak etmedi. Kırgınlığım var. Onun dışındaki her şeyi zaten ilahi adalete teslim etmiş durumdayım. Evet. Ben her zaman finale bakarım. Ben o davada beraat ettim ama kendi içimde bazı şeylerin beraati zor. Fakat o süreci de yani o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım diyorum. Şimdi diyorum ya hani hayata bakış açınız o kadar önemli ki. Ben o acılardan çok beslendim. O acılar bana çok şeyler öğretti. Oradaki acılı kadınların yaşamlarını öğrendikçe, onların hayatlarına girdikçe dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Yaşamı daha farklı yorumlamaya başladım. Belki daha bir olgunlaştım kendi içimde, bilemiyorum. Ama şimdi bunun hani pişmanlığı olmaz. Çünkü benim elimde olmayan şeylerden dolayı ben o süreci yaşadım. Kontrol edemediniz aslında evet, o süreci. Evet ama geriye dönüp baktığım zaman hani pişman mıyım? O anlamda hani pişmanlık benimle alakalı bir pişmanlık değil bu. İyi ki de yaşamışım diyorum. Yani o acıyı bile iyi ki de yaşamışım diyorum. Fakat o süreçten sonra tabii yani işte panik ataklar da başladı. Hatta bana insanlar diyordu ki ya Tuba hiç psikolojik destek almıyor musun? O dört duvar arasından çıktıktan sonra bile dediler ki yani psikoloğa git. Hayır dedim. Yani çünkü ben kendi içinde çözebilen bir insanın bazı panik atak ne zaman başladı? Oradayken. Hapishaneden sonra? Yok, oradayken. Hapishane girerken. Sırasında, girerken. Evet, girerken. Neler hissettiniz? Nasıl başladı? Hatta bana sakinleştirici ilaç falan verdiler. Birkaç günü aldım, sonra dedim ki... Ya bir dakika dedim ya, ben şu küçücük şeye niye esir oluyorum? Hayır dedim, kabul etmedim. Beyin gücümle bazı şeyleri yenmeye çalıştım. Sürekli yazdım, sürekli okudum. Hep insanlara yardım ettim, insanları dinledim. Yani
15 adımlık bir avluda görebildiğim gökyüzünü, kuşları izledim, ağladım. Hangi cezaevinde yani, kaldınız bu arada? Paşa Kapısı. İstanbul'da. Evet, evet. İstanbul'da. Çok şükür başımı öne eğdirecek herhangi bir şey yaşamadım. O yüzden yani anlamak her zaman başım dik. Sadece herkesin de başına gelebilir bu arada. Tabii canım. Yani öyle şeyler gördüm ki orada yani, trafik suçundan içeri girenden tutun da. Nafaka ödemediği için içeride olanlar var. Yani tabii ki o zamanlar mal beyanları vesaire gibi şeyler de hani suç sayılıyordu bulunmamak falan. Şu an bilmiyorum ne olduğunu da o konuyla ilgili ama yani her şeyden insanlar içeri girebilir. Önemli olan oradan nasıl çıktığın. Evet ben oraya girdim ama nasıl çıktığın önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben kendisinden çok emin olan bir insanım. Duruşundan emin olan bir insanım. İnsanlığından emin olan bir insanım ve hayattan da ne istediğimi, ne beklediğimi de biliyorum. Şimdi asıl travmaya geliyorum bence. Evet, tüm bunları yaşadığım acısıyla, tatlısıyla işte 40 yılı aşkın bir hayat. Ben hep şifayı doğada buldum. Kendimi en iyi hissettiğim yer hep tabiat oldu ve bugün sosyal medyada bile etikette tabiatın kızı yazdığınız zaman hep ben çıkarım. Benim doğayla içselleştiğim fotoğraflar ve yazılarım çıkar. İşte bu noktada çok büyük bir acı çekiyorum ve bunu bir türlü kabul edemiyorum. Kaçıyorum. O acıdan kaçıyorum. Şöyle, hep işte yoğun iş hayatım, hep insanlar, hep bir kalabalık, sahte ya da gerçek yüzler neyse. Böyle hayatı çok dramatize etmeyi, ajite etmeyi sevmiyorum. Dediğim gibi daha böyle olduğu gibi yaşayan ve karşılayan ve bazı şeyleri kabullenen bir insanım. Ama doğa sevgisi bende çok başka. Aile sevgisi gibi doğa sevgisi. 2007'de zaten büyük bir yangın yaşadık. 14 senede yeşillik artık hani kendini toparlamıştı. Doğa kendini toparlamıştı. İnanın ağaçların yanına gidiyor, ölçüyordum hani ne kadar uzamış falan, boyumu geçmiş falan. Böyle ağaçlara sarılan insanken, işte geçtiğimiz sene yine çok büyük bir yangın yaşandı. Onu, o olayı nasıl yaşadınız? Tekrar bir anlatabilir misiniz? Yani biz sizin bir belli bir yere koşmaya çalıştığınızı, Ali yani belli bir yangın olduğu zaman oradaki yardım çığlıklarınızı duyduk. Ulaşmaya çalışmanız. Evet, ulaşmaya çalışmak, evet. Şöyle 14 sene de dediğim gibi çiftliğin bütün etrafı yine yemyeşil olmuştu. Artık daha bir toparlanmıştı. Bir de 14 sene önceki yaşımız ve enerjimizle şimdiki yaşımız ve enerjimiz ve bize geriye kalan süre maalesef ki aynı değil. Ben ya orası bizim aile yerimiz ve biz orayı bir takım hayallerle esasında inşa ettik. Çünkü insan güzel yaşamak, mutlu yaşamak için bir takım şeyleri güzelleştirme çabasında olur. Biz de kendi küçük dünyamızda büyük mutluluklar yaşıyorduk esasında. Orada kurduğumuz bir dünyayla. Torosların eteğinde, doğa içinde, işte dev gibi çam ağaçlarının arasında çok güzel, çok şirin bir yer yaptık ve insanlar, inanır mısınız bana sosyal medyadan da çok insan ulaşıyordu. Tuğba Hanım, sizin doğa aşkınız sayesinde biz de doğaya döndük diyen çok sayıda insan var. İnsanlara ilham verdiniz bu konuda. Çok sayıda insan var. Çünkü ben mesela ormana çıkardım 3 saat, 4 saat çocuklarımla yani köpeklerimle. Yürüyüşler yapardım. Yani o doğanın kokusunu içime çekmek bile bana çok iyi gelirdi. Yeşile bakmak çok iyi gelirdi. Ve şu anda, yani geçen seneye dönersek zaten
bir gün öncesinde ben Antalya'dan İstanbul'a gelmiştim. Gelirken de yardımcıma dedim ki, aman dedim, dikkat edin, yangın mevsimi, hissetmişim gibi. Yangın mevsimi dedim, aman dikkat edin, hani eliniz kolunuz sağda solda, gözünüz sağda solda olsun, ne olur ne olmaz. Çünkü biz sürekli yaşadığımız için o bölgede bu yangınları, ister uzağımızda ister yakınımızda. Ve İstanbul'a dönmüştüm. İşim vardı çünkü. O sebepten İstanbul'a dönmüştüm. Ertesi gün daha döndüm. Ertesi sabah bir telefon, Manavgat'tan bir kardeşimiz. Abla, Manavgat yanıyor dört bir taraftan. Sizin orada bir şey var mı? Tabii hemen telefon trafikleri vesaire ve ben bütün gün hani hep haber aldım, jandarmayı arıyorum, orayı arıyorum, burayı arıyorum, yardım çağrıları vesaire. Gece oldu, baktım sürekli telefondayım, görüntülü konuşuyoruz falan. Yangın iyice bizim çiftliğe doğru da geliyor ve dedim yani bizim oralara da her tarafa gelecek bu yangın. Bu çok büyük bir yangın. Hemen uçak biletimi aldım ve Antalya'ya gittim. Daha uçaktan, ya zaten uçakta bir baktım ki her taraf simsiyah gökyüzü. O kadar böyle simsiyah olmuştu ki. Antalya'dan yani. Evet, evet. Ondan sonra daha zaten ben o görüntüyü gördüğümde yangın bayağı... orada Manavgat'ta. Arada evet, kaç kilometre evet, var? 30 falan var mı? Manavgat Antalya arası bir 70 kilometre. O kadar, daha da fazla var. Çok evet. Büyük bir yangın. Ondan evet. Sonra dedim her taraf yanacak. Hatta ağlamaya başladım. Yanımda bir karı koca çift, onlar da balayı için gelmişler Antalya'ya. Beni sakinleştiriyorlar, merak etmeyin Tuğba'nı merak etmiyor ama hissediyorum kötü bir şeyler olacak. İndi uçak, arabaya bindim. Yardımcımla telefonda konuştum. Tuğba Hanım dedi, çiftliğe geldi yangın, şu an yanıyor. Her yer yanıyor dediği anda ben o kadar beynimden acayip acayip şeyler geçiyor ki böyle diyorum, Allah'ım hani yanmayacaktı oralar falan, hani bağlantıya geçmişim. Burada dejavu yani şu tabii. Anlarda zaten bunu daha önce yaşanmış, 2000'de evet. Yaşanmış. Evet. Zaten var olan bir travma evet. Var. Evet, ilk defa olan bir şey de değil. Ondan sonra hani sanki böyle yaratıcıyla aramda bir diyalog geçiyor. Ben ona diyorum ki hani oralar yanmayacaktı, hani doğaya hiçbir şey olmayacaktı falan, böyle artık kendimden geçmeye başladım. Ve zaten yardımcım tekrar aradığında ağlıyor da hüngür hüngür. Onlar da, çünkü ben onlara gece demiştim zaten, çıkın çocukları alın, köpeklerimi, çocukları alın ve çıkın çiftlikten. Yani yapacak bir şey yok, yanacaksa yanacak. Çünkü itfaiyeler de girmiyor oraya. Aslında girebilirlerdi. Neyse. Ama her taraf yanıyor tabii yani. Özel eşyalar. Her şey yani. Var. Onlardan onları kurtarabildiniz mi? Uğraştılar mı? Şimdi onu söyleyeceğim. Sonrasında yardımcım tekrar aradığında çok ağlıyordu. Tuğba Hanım çiftlikte dedi patlama oldu. Ondan sonra herhalde dedi bizim evde yanıyor şu anda dedi. Çünkü alevlerden göz gözü görmüyormuş o sırada. Ben onu da duyduktan sonra, ben şunu söylediğimi anımsıyorum. Zeytin ağaçları da yanıyor mu? Yani hani artık o yanıyor mu, bu yanıyor mu? Böyle tek tek sormaya başladım. Biz, her şey çünkü tehlikede var. Yani, o zeytin ağaçlarının özelliği neydi? Yani daha da bir bağlı olduğunuz bir şey miydi? Yok yani sonuçta bizim emeklerimiz ya 20 yıla yakın babam sabahlara dek. Onlar fidanken yani sulamış, ne kadar şey yapmış. Yer bu yani bakın burada. İnsanların anlamadığı şu var, burada maddiyat değil konu. O maneviyat var ya, o kadar yüce bir şey ki. Çünkü senin orada anıların var, senin orada emeklerin var, yaşanmışlıkların var, senin orada hayallerin var. Bir sürü şey var orada. Orası aslında sizin güvende hissettiğiniz de bir yer. Ben hep derim yani, orası benim mabetim, orası benim cumhuriyetim, cennetim derim. Ve sonrasında telefonu kapattığım zaman ben zaten sinir krizi geçirdim ve şöyle oldum yani, inanın hala daha boynum, işte travma dediniz hani boyun travması bile hala daha oradan kalmadır. Çok hala ağrıyor.
Ben böyle kaldım. Ve orada işte sinir krizi geçiriyorum, ağlıyorum. Çığlık çığlığı böyle bir hale geldim ve hareket edemez hale geldim. Yanında arkadaşım vuruyor artık, bana vuruyor yani. Hani o da ağlıyor. Tuğba, Tuğba diye ve beni hemen hastaneye kaldırdılar zaten Manavgat'a vardığımızda. O çığlık çığlığıydı yani. O da o. Hastaneye girişimi, sedyeyle nasıl oraya götür... Hiçbirini anımsamıyorum. Orada, oralar bende zaten film kopmuş. Hangi kafayla ben o videoyu çekmişim? İnanın ben o videoyu izlemedim bile. İzlemedim. Sadece ben felç geçirdim falan demişim ki ben gerçekten kendimi öyle zannediyordum. Çünkü hiçbir yerim tutmuyordu. Felç geçirdim diye video çekmişim. Ama aslında o videoyu çekmemdeki amaç da birileri sesimi duysun, yardım etsinler. Bölgeye yardım etsinler, Manavgat'a yardım etsinler. O ormanlar gitmesin. Ben her tarafı ayaklandırdım zaten. 2007'de de aynı şeyi yaşamıştım. Ama bu daha böyle, 2007'de annemle babam yangının içinde kaldılar. Ölümden döndüler. Babamın kolları yandı. İşte yani o esnada ben orada değildim. Bu sefer de onlar orada değildi. Ben daha içindeydim yangının. Mesela annem de hala o yangın travmasını atlatamıyor. Yani hep panik oluyor. Yangın böyle bir duman gördüğü zaman bile. Allah kimseye yaşatmasın, korkunç bir şey. Yapabileceğin bir şey de yok. Çok çaresiz olduğun bir durum bu. Ve sonrasında zaten bana sakinleştiriciler verilmiş. İğneler yapıldı. Serumlar aldım. Bütün gün serum aldım falan. Uyuttular beni. Sonra akşam olduğunda alevler hastaneye de gelmiş ve bu sebepten tahliye edildi hastane. Beni de bir arkadaşımızın oteline götürdüler ve ben orada böyle yani baygın bir şekilde yattım. 2 güne yakın yattım, kendimde değildim yani. Ne olmuş, ne olmamış çok şey değildim. Sadece işte annemler falan geldiler tabii. İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Ondan sonra yangın hengamesi bitiyor. Artık hani söndürülüyor vesaire. Yardımcım aradı beni yine. Tuğba Hanım, çiftlik yanmamış dedi. Ve ben yani bir kötü şok yaşıyorsunuz, bir iyi şok yaşıyorsunuz ne falan. Hissedeceğinizi bilemiyorsunuz. Çok çiftlik yanmamış. Karman çorman. Çiftliğin bütün etrafı yandı. Yani şimdi hastaneden çıktım. Şu an otel kadar, ben bile o kadar mutlu oldum ki. Yani. Evet. Şimdi, şu an böyle olur ya filmlerde böyle önce her şey kötü gider. Sonra aynen öyle. Kurtuluş. Ve gerçekten yaşadığım olay da film gibi bir olay. Sonrasında işte ben kendime geldim artık. Çiftliğe gittik. Her tarafı gezdim. Tabii bütün o yeşillikler, bütün o güzelim doğa, her şey yanmıştı. Muazzam bir karbon monoksit kokusu bu arada vardı. Doğa, acı, çiftlikteki acı. Doğa yan, yani ağaçlar çiftliğin yanmış. Çiftliğin içinde de birçok ağacımız yandı. Ama yani ağaç binalara, evimiz vardı. Binalara onlar bir şey olmamış. Yandı. Yani. Ondan sonra yani işte bütün altyapı, elektrik, su, borular, kameralar, kablolar, bir sürü şeyler yandı ama orası büyük de bir arazi. Allah korumuş ya. Yani çok çok daha kötü sonuçlar yaşayabilirdik. Hani buna da şükür denir ya, buna da şükür diyoruz. Sonrasında yani ben hani oradan o kadar çok şey öğrendim ki o doğadan. Zaten çocukluğumdan beri hem hayvanları hem doğayı çok seven bir insandım. Ve pandemi sürecinde de 2 sene bir fiil orada yaşadım. Ya denizden taş topluyordum, işte boyuyordum, aksesuarlar yapıyordum. Ne bileyim kozalakları topluyordum, süsler yapıyordum. Paletlerden bahçe mobilyaları yapıyordum falan. Böyle doğadan şeyleri de dönüştürmeyi çok seven bir insanım. Ve şu an düşünüyorum, ağaç kalmadı. Hayvanlar
öldü, milyonlarca hayvan, ekolojik denge bozuldu. O çam kokuları, o defne kokuları, kekik kokuları yok. Baktığın her yer çorak, çöl. Şimdi benim buradaki acım, birincisi vatan toprağı. Ben vatanını, toprağını, yaşadığı coğrafyayı çok seven bir insanım ki tüm dünyada aynı şey geçerli esasında. Yani aynı acıyı Avustralya'da yaşadığında benim yine o görüntüleri gördüğümde yüreğim paramparça oluyor. Ama şimdi burada bizzat içindesin. İşte bu içinde olduğum şeyden ben şu anda kaçıyorum. Çiftliğime gitmek istemiyorum. Aile yerimiz orası, bizim kendi yerimiz, yurdumuz, vatanımız. O kadar uğraşmışız, o kadar mücadele vermişiz. Görmek istemiyorum. Dua ediyorum ki Allah'ım bir an önce her taraf en azından yeşillensin. Çünkü travmanızı tetikleniyor yani. Sizin, evet, travmam tetikleniyor. Evet. Ben Aralık 26'dan 24 Ocağı kadar bu sene hep oradaydım. Bütün gün ağlıyorum. Ortada bir şey yok, ağlıyorum. Mutlu olamıyorum. Şu an İçimden, sağlığınız ve psikolojiniz nasıl? Onu, şimdi onu söyleyeceğim. Onu merak ediyorum. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. O kadar işte boyamalar vesaire yapan insan, hiçbirini yapmak istemiyorum. Orada kendi atölyem gibi bir şeyim var. Bir sürü şey yapabilirim. Hiç yani evin dışına, bahçeye çıkasım gelmiyor. Çocuklarımla vakit geçirmeyi çok severim, köpeklerimle. Yani diyorum ya, o kadar böyle her şeyden soğudum. Ya aslında soğumak da değil ki, değil de isteksizleştim ki her şeye karşı. Ve 24 Ocak'ta bu sene çiftlikten çıktım. İşe güce verdim yine kendimi. İlk gittiğim şehir Antep olmuştu. Antalya'dan Antep'e gittim. Hatta asistanımla buluştuğumuz anda ben başladım ağlamaya. Ne oldu falan dedim. Yok dedim bir şey, ama durduramıyorum kendimi. Sürekli ağlıyorum. İşte hep orada yaşadığım travma. Sonra ben check-up'a gittim. Nöroloji uzmanına gittim o check-up'ta. Sonra diş doktoruna gittim. Dişlerimi sıkmaya başlamışım. Ondan sonra doktor dedi ki yani bu zaten konuşmamız dahilinde dedim 6-7 aydır böyle bir sorunum var. Geceleri uykusuzluk yaşıyorum. Uyuduğum zaman da dişlerimi sıkıyorum çünkü sabah uyandığımda buralar böyle ağrıyor. Şey, bir baskı oluşmuş falan, onu hissediyorum. Ondan sonra nöroloji uzmanı dedi ki hani belki bir psikoloğa gitseniz iyi gelir falan. Hadi dedim deneyeyim. Hayatımda ilk kez psikoloğa gittim. Baktım ki esasında benim kendi içimde bildiğim, çözümlediğim şeyleri bana zaten söylüyor. Bir de ben bu ilaç kullanma vesaire bunlara biraz karşı olan bir insanım. Çünkü diyorum ya, tüm şifa esasında doğada, elde ettiğin hobilerde, kendini yönelttiğin işte sosyal ilişkilerde vesairede, bunlarla aslında birçok şey aşılabiliyor ya da kendini işine veriyorsun falan filan. Daha çok böyle sevgi dolu ortamlar, işte aile ortamları, bunların iyi geldiğini biliyorum. Ama o tabiatın acısını ben hala buramda yaşıyorum ve bunu atamıyorum. O yüzden de o acıyı yaşadığım yerden uzak. Şimdi burada iki tane konu var. Birinci konu şu. Evet, çiftlik ve doğa biraz orada o kötü. Yani bu travma olsa da olmasa da sonuçta bir bozulma oldu. Ama bir de şu var. Tuğba Özay böyle birkaç gün boyunca inanılmaz yoğun bir duyguyla, inanılmaz yoğun bir öfke, bir mücadele, korkuyla beraber çok zor bir ya, inanılmaz duygular. Zaten oradaki hissedilen o şeyler, ya bu ne kadar büyük bir travma olduğu belli. Şimdi Tuğba, ama çok özür dilerim. O olaydan sonra örneğin aradan birkaç gün geçmişti. Zaten hani yapabileceğimiz de bir şey yoktu. Ben İstanbul'da bir iş almıştım 2 ay öncesinden ve organizasyona katıldım. Hatta hiç makyaj bile yapmadım. Ayağımda sandalet, üstümde bir elbise. O şekilde gittim organizasyona. Söz verdi.
ettiğim bir işti ki ben iş konusunda çok disiplinli bir insanımdır. Yıllardır bu böyledir. Ailem ve işim her şeyin üstündedir benim için. Ben o işe gittim diye linç edildim. Bir de onun acısını yaşadım. Hele ki sosyal medya bazı zamanlarda çok güzel, bazı zamanlarda foseptik çukuru diyorum ben oraya. Yani bazı zamanlar çok güzel demeniz de ben sosyal medyaya yapılan bayağı büyük bir iltifat olarak algılayacağım. Bence çoğu zaman yani diğer taraf zaten de. Ve korkunç bir baskı uygulandı orada bana. İnanamadım yani ben o kadar acı yaşarken hani insanlar şey ya hani yanlamış ya çiftlik bütün olarak kaybetmemişiz ya orayı. Hani neredeyse hani niye kaybetmedin ki diyen zihniyetlerle karşılaştım. Onu demiyor ve ama içinde öyle bir duygu insanlarda olabiliyor. Ya kötü olmuşuz ya, evet. Kötüleşmişiz ya. O yüzden ben... Öfkesini size kusuyorlar aslında. Evet. Hayattaki insan genelde öyledir. İnsan hayattaki adaletsizlikleri, hak etmediği şeylerin öfkesini iyi şeyler yaşayan insanlara kusabiliyor. Ve hatta onun bazı insanların içinde öyle bir duygu var ki, çok üzgünüm ama yani insanların iyi şey yaşamasına hoşlanmayabiliyor. Hatta kötü şey yaşadıkları zaman da mutlu olabiliyor insanlar. Hatta o yüzden biraz... Çünkü aslında kendi içlerinde mutsuzlar. Mutlu değiller tabii ki. Yani mutsuz öyle. Olan insanlar bu İnsan kadar... İnsan kendiyle mutluysa, hayatı mutluysa başkasının kötü olmasını istemez. Benim babam bana çocukluğumda ilk öğrettiği şeylerden biri insanları sevmelisin. Ama önce kendini sevmelisin demişti. İnsan önce kendisini severse hayatla barışık olur demiş. Aynen de doğru. Bu kendini sevmek narsistik anlamındaki kendini sevmek, beğenmek vesaire değil. Önce insan kendiyle barışık olacak. Kendiyle barışık olan insan hayata karışık olabilir. Kendiyle barışık olmayan insan hayattan kendini soyutlar ve senin benim karşımda konuşamayacağı şeyleri kalkıp ancak o tip mecralarda yazabilir. Ama çok üstüme gelindiği için o süreçte evet çok üzüldüm, kırıldım, öfkelendim. Ama şunu da gördüm ya Barış Bey, sağlam duvar yıkılmaz. Sen kendini bil yeter. İlahi adalet de var ve muhakkak ki zamanı gelince o zaten masaya son noktayı böyle yumruğu koyuyor. Umarım Manavgat çevresi, Ege, Antalya en kısa zamanda yeniden o ormanlara, o yeniden ekolojik yapıya kavuşur. Ama biz şu anda Tuğba Özay'la beraber, onu ne yazık ki şaplakla değiştiremem. Ne yapabileceğim bir şey yok. Ama ben biliyorum ki sevgili Ece, uzman klinik psikologumuz, Ece Söğütçü, Tuğba Özay'la çalışırsa, Tuğba Özay'ın psikolojisine çok daha güçlü, çok daha yeniden başlamaya hazır, çok daha yeniden savaşmaya hazır. O çiftliğe gittiği zaman ya yeniden başlayalım, yapabiliriz diyecek hale getirebilir. Ben bunu biliyorum. Bunu zaten yüzlerce, binlerce kez gördüm. Sevgili Ece, yani travmayı belirlemeye gerek var mı? Zaten çok belli aslında. Yani, zaten yani o aslında bence trafik kazası da çok büyük bir olay. Evet. Efendim, oldukça duygu dolu bir yayın oldu gerçekten. Tuğba Hanım çok böyle güzel bir aile, güzel bir hayat derken böyle hayatında 3-4 tane çok büyük olay yaşamış. Onların bir tanesine zaten bizler de şahit olmuştuk. Bence Ece Hanım da zaten o noktaya dokunacaktır diye düşünüyorum. Bakalım daha ne kadar duygusalleri onun gözlerinden akacak. Eğer öyle olursa bence Tuğba Özay'ın hayatında çok şey değişecek. Hazırsanız perdeler açılsın. Buyurun. Bizimle çalışmak ister misiniz? Uzman klinik psikologumuza çalışmak isterseniz bize WhatsApp'tan ulaşın, bizi arayın ve sizi stüdyomuzda ağırlayalım. Hayatınıza dokunmaya çalışalım. Bekliyoruz. Efendim, Tuğba Hanım'la uzman klinik psikologumuz çözüm odasına giriyorlar. Anladığım kadarıyla yangın olayına çalışacaklar. Gerçekten çok merak ediyorum çünkü inanılmaz büyük bir duygu yoğunluğu. Kendini hastanede bulmuş.
büyük böyle kassal bazı krizler geçirmiş. Acaba neler olacak? Hazırsanız başlayalım. Başlayabiliriz. Sizden şimdi çok rahat bir şekilde oturmanızı istiyorum. İsterseniz arkaya yaslanabilirsiniz. Çünkü sizden gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. İstediğiniz rahat olmaya çalışın. Gözleriniz kapalı. Vücudunuz iyice rahat. Sırtınız, omzunuz, kollarınız iyice rahat. Ve şimdi sizinle o ana gidiyoruz. Şu an artık burada değilsiniz. Artık burada, bu anda değilsiniz, oradasınız. Geçen seneye gitmenizi istiyorum. Yangın haberleri gelmeye başlıyor. Bunları duyuyorsunuz ve sonra yardımcınızdan bir telefon geliyor. O sesi duymanızı istiyorum. Şu an artık burada değilsiniz, oradasınız. Oraya gidin. Sizi arıyorlar, sizi arıyorlar, size ne söylüyorlar. Duyun o telefonu, yardımcınızın o sesini duyun. Size neler söylüyor şu an, söyleyin bana. Feryatlarını duyuyorum. O sesini duy, o sesindeki o feryatları, o endişeyi, o korkuyu duy. Şu an oradasınız. Neler söylüyor size? Ağlıyor ve... yani çok ağlıyor. Her şeyin yandığını söylüyor şu anda. Bütün her tarafının. Alevlerin çok yüksek olduğunu söylüyor. Şu an oradasınız. Onun o sesini duyuyorsunuz. O feryatları duyuyorsunuz. Şu an oradasınız. Ona bağırıyorsunuz. Hemen çocuklarımı oradan çıkar diyorsunuz. Hemen orayı terk edin diyorsunuz. Şu an oradasınız. Şimdi benim söylediklerimi tekrar edin. Aman Allah'ım şu an resmen... Tekrar edin. Söylediklerimi tekrar edin. Şu an resmen. Her yer yanıyor. Ormanlar yanıyor. Çiftlik yanıyor. Bir şeyler yapmam lazım. Oraya ulaşmam lazım. Yardım etmeleri lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Demek ki her yer yanıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Oraya gitmem lazım. Orayı kurtarmam lazım. Hani orası yanmayacaktı. Şu an oradasınız, uçaktasınız, gitmeye çalışıyorsunuz, oraya varmaya çalışıyorsunuz. O camdan bakın, orayı görün, neler görüyorsunuz şu an? Senin gökyüzü her yer simsiyah, güneş bile rengini değiştirmişti. Öyleydi zaten. Simsiyah yerleri görün. Hiçbir şey görünmüyor. Her yer simsiyah. Her tarafta küller uçuyor. Karbon monoksit kokusu çok fena. Nefes alınıyor. Kokuları duyun. Şu an yoldasınız. Şu an oradasınız. Yetişmeye çalışıyorsunuz. Sonra size bir telefon daha geliyor. Ne söylüyorlar size? Çiftliğin yanmadığını. Şu an orada değilsiniz. Şu an çiftliğin yandığını, her şeyin bittiğini söylüyorlar. Bir patlama sesinin geldiğini söylüyorlar. Oraya gidin. Şu an oradasınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Vücudunuzu hissedin. Vücudunuzdaki o kasılmayı hissedin. Şu an oradasınız. Şu an oradasınız. Resmen bedeninizi kontrol edemiyorsunuz. Resmen kollarınızı, yüzünüzü kontrol edemiyorsunuz. Şu an oradasınız. Ve şimdi benimle birlikte söyleyin. Allah'ım resmen her şey yandı. Her şey kül oldu. Ormanlar gitti. O hayvanlar cayır cayır yandı. Bir şeyler yapmam lazım. Ne olur biri yardım etsin. Helikopterleri yollasın. Ne olur yardım edin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum, çok çaresiz hissediyorum. Devam edin. Şu an oradasınız. Orayı görmeye çalışın. O anda o hissettikleriniz, o bedeninizin resmen hareket etme işi. Şu an oradasınız ve bu anı ilk kez yaşıyorsunuz.
Sanki sizde bir yaka mikrofonu varmış gibi bana anlatmanızı istiyorum. Şu an aklınızdan neler geçiyor? Çiftliğin, ormanların, her şeyin yandığını öğreniyorsunuz. Resmen sinir krizi geçiriyorsunuz. O ağlamayı hissedin. O sinir krizini, o ne yapacağınızı bilemeyişinizi, o vücudunuzun kas katı kesilmesini hissedin. Ve söyleyin bana, şu an aklınızdan neler geçiyor? İçinizden neler geçiyor şu an? Yani şu an aklımdan geçen şey sadece yani o günkü acı. Ne canlılar hak etti böyle bir şeyi, ne ağaçlar, ne hayvanlar, ne insanlar. İnsanların da evleri yandı. İnsanlar yanarak öldü. Bunlardan biri benim bir çift, annemin akrabası. Bir karı koca yanarak öldüler. Korkunç bir şey. Allah kimseye yaşatmasın yani. Antalya'ya gitmem lazım. Uçak bulmam lazım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Kimi arayacağımı bilmiyorum. Bana kim yardım edecek bilmiyorum. Allah'ım çok korkuyorum. Her yer yanacak. Her şey yanacak. Bu bütün ağaçlar yanacak. Ne olur yanmasın. Ne olur yanmamış olsun. Ne olur bu bir kabus olsun. Allah'ım bir şeyler yapmam lazım. Efendim aslında travma oldukça büyük ama Tuğba Hanım'ın burada duyguya girebilmekle ilgili büyük bir engeli var. Onun şu an ne olduğunu bilmiyorum. Belki kameralar önünde olmasıyla ilgili olabilir ya da konsantrasyon bozukluğu da olabilir. Şimdi onlar zaten birçok çalışmayı kendilerine göre buluşup yapacaklar. Bakalım orada ne olacak ama çok önemli bir travma eğer çözüldüğü zaman büyük değişimler bekliyorum Tuğba Hanım hayatında. Şimdilik bu kadar. Stüdyoda onu ağlatamadık, çok da duyguya sokamadık. Çalışmalar devam edecek. Efendim beyin dedektifi bugün burada bitiyor. Ben her zaman diyorum ki ya sevdiğin hayatı yaşa ya da yaşadığın hayatı sev. Ortada kalırsan hem psikolojik olarak belki de hem de sağlık olarak hastalanabilirsin. O yüzden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni konuklarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.